Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Cehennem Orduları ve Cehennem Orduları hakkında gerçekten bilmeniz gereken şeyleri bu videoda sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Şu 2-3 gündür en çok aldığım sorulardan birisi abi Cehennem Orduları pusulasını nereden düşüreceğiz? Arkadaşlar Cehennem Orduları pusulasını düşürebilmeniz için 3. Dünya Akademisine geçtiğiniz zaman bir tane görev silsilesi başlıyor arkadaşlar. Ve o görev silsilesinin ismi düşmanın gözleri. Siz o görevi bitirmeniz lazım. Eğer o görevi bitirmezseniz bu cehennem orduları pusulasını düşüremezsiniz. O yüzden o görevi bitirdikten sonra cehennem orduları etkinliğini yapabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Çünkü çoğu kişi abi düşmüyor. Nerede düşüyor diyor. Eğer dediğim gibi o görevi yapmasanız düşmez arkadaşlar. O görevi yapmanız lazım. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bir de şu altta böyle telefonla izleyen arkadaşlar, abiler için altta bu videoyu hype'la diye bir şey çıkıyor. Ona da basarsanız sevinirim bu arada. Teşekkür ederim şimdiden. Şimdi dediğim gibi Düşmanın Gözleri adlı görev silsilesini yapmanız gerekiyor. Onu yaptıktan sonra bu cehennem orduları pusulası sizlere Heltite'daki sandıklardan, bosslardan fısıltı ağacı görevini verdikten sonra fısıltı ağacındaki sandıktan atıyor. Ondan sonra kabus zindanlarını bitirdikten sonra kabus zindanlarından atıyor. Bir de pitte pitin bitiminde düşüyor diye biliyorum arkadaşlar. Oradan elde edebilirsiniz. Bir de ekstradan okalüste gelip <laughs> okalüste mühür üret kısmına gelip burada cehennem orduları yazıyor. Burada e, 8. kademeye kadar üretebiliyorsunuz. Mühür tozu ve unutulmuş ruh ile üretiyorsunuz arkadaşlar. Unutulmuş ruhu Helltide'dan elde edebilirsiniz. <laughs> Mühür tozunu ise fısıltı ağacı görevini yaptıktan sonra size kabus mührü atıyor arkadaşlar. Bu kabus mührünü kırarak mühür tozu elde edebilirsiniz. Ya da zaten e, o görevi bitirdikten sonra helitayttaki sandıkları açtıktan sonra garanti olarak atıyor cehennem pusulası. Hani birinde olmasa birinde kesin atıyor. Siz bu pusulaları alın gelin demirci de veya o de fark etmez. Burada bunları kırabiliyorsunuz arkadaşlar. Kırdığınız zaman da size mühür tozu da veriyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Mühür tozunu da bu şekilde elde edebilirsiniz. Tamam. Ekstradan bu cehennem orduları pusulansının seviyeleri var arkadaşlar. İkinci kademeden başlıyor. 8. kademeye kadar gidiyor arkadaşlar. Ve her yükseltmede Mobların seviyeleri yükseliyor. Ve 8. kademede ise mobların seviyesi 200. kademeye geliyor. Ve 60 esir puanı ya şöyle diyeyim size bir an durdum. Şimdi nasıl anlatsam diye düşündüm. E, 3. kademeden itibaren yani Cehennem orduları bitirdikten sonra en sonunda size 60 eser puanı bedelinde büyük bir sandık içermesi garanti olacak şekilde bonus bir sandık veriyor arkadaşlar. Bu üçüncü kademenin itibaren başlıyor. Farkındaysanız ikinci kademede öyle bir şey yazmıyor. Ve bu 8. kademede de yine 60. seviye. Eskiden biliyorsunuz bu 60. yani 60 tane esir istiyor istiyor şimdi. Eskiden 200 tane istiyordu. Bunun sayısını düşürdüler. Ve ekstradan bu cehennem ordularını bir dakikaya indirdikleri için çok güzel oldu arkadaşlar. Şunu da belirteyim. X kasmak istiyorsanız cehennem orduları mükemmel bir X veriyor arkadaşlar. Oradan da level kasabilirsiniz. Onu da söylemiş oluyor. Şimdi geldik. Bu 60. yani 60 esirle açtığımız sandığın içinden yıldızlı item düşüyor arkadaşlar. Ve seviyesi yükseldikçe de daha iyi daha güzel itemler düşüyor. Bu arada diğer sandıklardan da yine aynı şekilde yıldızlı item atma şansı var. Yani ödül olarak gerçekten güzel yapmışlar. Onu söylemiş olayım. Ve ekstradan bu cehennem orduları pusulasının seviyesini yükseltme ihtimalimiz var. Bunu nasıl yükselteceğiz? Bunu abis parşömeni ile yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Peki biz bu abis parşömenini nasıl elde edeceğiz? Cehennem ordularına giriyorsunuz o etkinliğe oradaki en sonunda açtığınız sandıklardan size abis parşömeni düşüyor arkadaşlar. Abis parşömeni ile bu cehennem ordular pusulasının kademesini yükseltebilirsiniz. Mesela bu abis parşömenine sağ tık yaptığınız zaman şöyle bir şekil alıyor mouse. Bunu gelip cehennem ordular pusulasının üstüne bir kere tıklarsanız 3. kademe oldu bak gördüğünüz gibi. Tekrar tıklarsanız 4. kademe oluyor ve burada dalga sınır ve mobların seviyesi yükseliyor arkadaşlar. Üçüncü kademede mobların seviyesi 100. Dördüncü kademede 120. Beşinci kademede 140. Altıncı kademede 160. Yedinci kademede 180. Sekizinci kademede ise... 200. seviye oluyor moblar arkadaşlar ve dalga sınırı 10'a çıkıyor. Onu söylemiş olayım. Yani cehennem orduları bu kadar arkadaşlar nasıl elde edeceğinizi anlattım İşte Bunu Görevi yapmanız gerektiğini anlattım bunun kademesini nasıl yükseltiniz onu anlattım Ekstradan Ne düşer ne yapmanız gerekir onları anlattım ve şunu da söylemek istiyorum Cehennem orduları Pusulası için yani pusulası için demiyim de Cehennem orduları için Düşüncemi de bu videoda söyleyeyim Gerçekten güzel olmuş arkadaşlar niye yani Cehennem Orduların görev etkinliği yaparken gerçekten eğer ekip halinde oynuyorsanız ekip halinde de oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Grup halinde girdiyseniz e, Cehennem Ordularında bildiğiniz üzere böyle e, o bölgede bazı yerlerde ekstra esir düşmek için etkinlikler çıkıyor. O etkinlikleri kesmeniz gerekiyor ve o şekilde grup halinde ilerlemeniz gerekiyor ki bu gayet güzel olmuş ve ekstradan 8. kademede 200. seviye bosslar olduğu için Gerçekten grup halinde girdiğiniz zaman O girdiğiniz kişilerde güçlü olması lazım arkadaşlar Eğer düzgün bir boyutlu yoksa 8. kademede orada yok olur arkadaşlar Direkt ölür net söylüyorum Çünkü canavarların seviyesi 200. seviye olacak O yüzden bayağı güçlü bir şekilde girmeniz lazım oraya onu söyleyeyim bir de diriltme şans sayısı var. O yüzden önemli. Çok sağlam kişilerle girmeniz gerekiyor. O yüzden kasmanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden ee, güzel olduğunu düşünüyorum Cehennem ordularının. Çünkü ekip halinde yapılması lazım. Ekip halinde giriyorsanız, tek giriyorsanız da gerçekten 8. kademeyi yapmak istiyorsanız karakterinizi gerçekten çok güçlü ve güzel bir build yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Diğer türlü 8. kademeyi yapamazsınız. Yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim size. Yani Cehennem Orduları hakkındaki düşüncen de bu. Keza e, gerçekten bu oyun sonu etkinliği sarıyor arkadaşlar. Dün biz bayağı oynadık ki bayağı sardı ki attığı itemler de tatmin etti arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Yani videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir de sizin cehennem orduları hakkındaki düşünce ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.